Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız, neresinde nefes alıyorsanız, orası vatanınız. Şimdilik elbette ama eğer yaşadığınız yeri vatanınız olarak bellemezseniz, efendim benim doğduğum yer vatanım, doyduğum yer değil derseniz, o zaman o ülkeye iyilik etmiş olmazsınız. Ben sağlam karakterli insanların yaşadıkları ülkelere mutlak surette saygı duymaları gerektiğine inananlardanım. Evet, yaşadığınız ülkelerin kıymetini bilin. Hele bir de böyle gerçekten gelişmiş demokrasi iseler ne güzeldir. Evet, ekmek tabii ki çok önemli. Elbette ama şunu da unutmayalım ki o ekmeğe kavuşabilmenin yolu özgür olmaktan geçiyor. Özgür değilsiniz. Hiçbir zaman o ekmeğe kavuşamazsınız. Ha askıdaki ekmek o ülkenin hukuk devleti, sosyal hukuk devleti olmadığını gösterir. Eğer bir ülkede insanlar, yoksullar, vatandaşlar, yurttaşlar, vergi ödeyen, askerlik yapan o insanlar para vermemek için, daha doğrusu paraları dolmadığı için fırınlarda, bakkallarda, naylon torbalara, poşetlere konmuş ve asılmış kendisini bekleyen ekmekleri kimseyi görünmeden mahcupiyet içinde alıyor ise o ülkede demokratik hukuk devletinden söz etme imkanı yoktur. Sosyal devlet hiç yoktur zaten. Dedikodu olabilir ama haber formatında verildiğine göre ben haber formatında okuyacağım size. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi doğrultusunda seçim kanununda yapılacak değişikliklerin 5 başlıkta toplandığı ifade edildi. Erken seçim çağrılarının dillendirildiği zaman diliminde AKP tarafından hazırlığı tamamlanan bu düzenlemeye göre İttifak içinde yer alan partilere de baraj engeli çıkartılacak. Ayrıca mecliste grup kurmak için gerekli olan vekil sayısı da artırılacak. Ne kadar ilginç. Bak ne kadar demokratız. Ya ne kadar saygılıyız hukuka, anayasaya, eşitlik ilkesine. Demokrasi dediğinizde fırsat eşitliği olmazsa olmazdır. Seçimlere gidilen bir demokratik ülkede seçime gidenler, yani seçilmek isteyenler eşit haklara sahiptirler. Ama efendim işte hepsinin oyunu aynı şekilde kullanılmıyor mu? Tabii. Ama demokrasilerde seçilmek isteyenlerin kendilerini tanıtma hak ve özgürlükleri de vardır. Demokratik ülkelerde bunu devlet kurumları sağlar. O nedenle hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde, bütün demokratik ülkelerde en azından bir tek bile olsa çok liberal olanlarda yine de devletin bir radyosu, bir televizyonu mutlaka vardır. Mesela BBC İngiliz televizyonudur, İngiliz devletinin televizyonudur ama dünyanın en özgür televizyonudur. En tarafsız, en bağımsız televizyonudur. İngiliz BBC televizyonunda İngiltere hükümetini eleştirenler sonsuz hak ve özgürlüklere sahiptirler. İngiltere başbakanları eleştirildiklerinde ve bu eleştiriler BBC'de yayınlandığında BBC'nin genel müdürünü, CEO'sunu değiştirmek akılların ucundan bile geçmez. Asla böyle bir şey düşünmezler. Bütün gelişmiş ülkeler de öyledir. Bir de bize bakar mısınız Allah aşkınıza? Devletin olması gereken TRT, partinin televizyonu, hadi radyoları pek öyle saymayalım peki ama televizyon devletin değil. Hayır tabii devletin, tabii ki sizin bizim vergilerimizle ayakta duruyor. Ve olağanüstü de masraflı. Ama da normal şartlarda halkın olması gereken TRT ne yazık ki sadece iktidar partisine hizmet ediyor. Muhalefet partilileri, sözcülerle açıklamalarını göremezsiniz. Kısacık
belki bazen bir cümle. TRT'de yapılan açık oturumlarda, tartışma programlarında muhalefet partilerinin sözcülerini göremez. Hükümetin ya da Cumhurbaşkanı'nın eleştirileceğinden çok korkarlar. Ama Abdullah Öcalan'ın kardeşini devletin, halkın TRT'sinde görebilirsiniz. Evet, Abdullah Öcalan'ın abisini mi kardeşini mi neyse fark etmez. Abdullah Öcalan'la görüşüp kamuoyuna mesaj vererek İstanbul seçimlerini etkilemek isteyen bir akademisyen devletin televizyonunda çok rahatlıkla açıklama yapabilir. Ama ana muhalefet partisi ya da diğer muhalefet partilerinin sözcüleri, genel başkanları halkın TRT'sinde, televizyonunda görüşlerini açıklayamazlar. Eleştirilerini kamuoyuyla paylaşamazlar. Evet, ayıplı bir süreç. Tabii ki çok ayıplı bir süreç geçecek. Geçmek zorunda ve çok güzel günler gelecek. O çok güzel günler de gelmek zorunda. Neyse, ben yine seçim kanunundaki değişikliklere gireyim. Ne demek ittifak partilerinin de barajı aşabilmeleri? İttifak partileri seçimlere aynı pusulada girmeyecekler demek. Ayrı ayrı girecekler. Oyları toplanacak. Eğer tespit edilen barajı geçmişler ise onların oyları ittifak halinde oldukları partilerle birlikte aynı yerde toplanacak. Yani armut, elma, diyelim ki kestane, armut barajı geçti. Elma ile kestane barajı geçemediyse armut ve kestanenin oyları ittifakın sayısı sayılsa bile o partiler o bölgelerden, seçim bölgelerinden milletvekili çıkaramayacaklar. Onun yerine kim çıkaracak? Onlarla aynı torbada bulunan armut çıkaracak diğer milletvekillerini de. Ya berbat bir şey ya. Ya demokrasiyle, eşitlikle, hukukla asla hiç ilgisi, yakın uzak ilgisi yok. Zaten olmaması için yapılıyor. Adeta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmek, AKP meclis grubunda yine %25-26 bile oy alsa meclisin en kalabalık grubu haline getirmek için tasarlanıyor hepsi. Evet, yani hukuk diye bir hassasiyet düşünen yok orta yerde. Canlarım, diyebilirsiniz ki diğer partiler de bir araya gelsinler. İşte nasıl gelsinler bir araya? Bilmiyorum, nasıl gelecekler? Gelebilecekler mi? İyi Parti baraj ne olursa olsun barajı aşabilen bir parti. HDP ne olursa olsun o da barajı aşabilen bir parti. Hele bu sistem gelirse tabii daha da rahat aşacaklar. Hem HDP hem de İyi Parti. Ama tahminim o ki AKP yeni getirecek barajı MHP'nin barajı aşamadığı oy oranına göre ayarlayacak. MHP biliyorsunuz giderek çürüyor. Bayağı çürüyor yani. Olduğu yerde erime başka bir şey. Bu bayağı çürüyor yani. En sonunda öyle bir çözüm bulursunuz. Bir kısmı kalabilir. Ama çürüme artık önüne geçilemeyecek bir durumdur. Peki bu seçim kanunu bu meclisten geçer mi? Seçim kanunları meclisten geçebiliyorlar. Çünkü anayasa değişikliği istemiyor. Neden? Çoğunluk mecliste toplanır ki büyük ihtimalle yine bu çoğunluk AKP milletvekillerinden oluşacaktır. MHP itiraz etse bile büyük ihtimalle yeni gelecek olan baraj sistemine CHP, İYİ Parti ve HDP de itiraz etmeyeceklerdir. Ya benim tahminim öyle yani. Haliyle çıkabilir. Kanun meclisten çıkabilir. Ama meclise ne zaman gelir? Geçtiğimiz günlerde bir konuşmamda hatırlarsanız söylemiştim. Gelse en erken Ocak sonunda gelir. Bir senede uygulanamayacağı için Ocak sonunda çıkar kanundan. Demek ki 2022 senesinin Ocak ayı sonuna kadar seçime gidilemez. Hem seçim kanunu değiştirip hem de o seçim kanunu uygulayamayacak olduktan sonra Erdoğan neden seçime gitsin canlarım? O mümkün değil.
O halde demek ki 2022'ye hazırlıyor kendisini. 2022'ye kadar da uçacak, kaçacak, ne yapacak, yapacak. %8 ile 9 ile belki yeri gelecek %12 ile döviz borçlanması yapacaklar. Getirdikleri dövizi satacaklar. Bankalardaki döviz mevduatları belki 300 milyar doları bulacak. Bu gidişle öyle olacak. Ama alanlar döviz aldıklarıyla kalacak. Dövizle ne olacak? Bugünkü 7.38'in, 7.39'un altına düşmeyecek. İşte 7.35, 7.36 ile diyelim yahut da 8 arasında gidecek, gelecek döviz satarlarsa. Her şeye rağmen dediğim gibi yüksek faizlerle swap yaparak döviz getirebilirlerse. Kısa vadede ne olacak bunlar? Efendim, bugün aldıkları swap yaptıkları döviz borcunu 6 ay sonra yapacakları swaplarla ödeyecekler. Bu kadar basit yani. Evet, borç sadece faiz kadar artacak normal şartta. Borcu ödeyecekler, vadesi gelen borcu, ama vadesi gelen borçtan önce borçlanacakları için yeni gelen borçla da dövizle de o eski dövizi kapayacaklar. Biraz daha fazla alabilir miyiz diye tabii ki mücadele edecekler. Bu gidiş değil. Bu gidiş Türkiye ekonomisini değil sadece. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok zor şartlar altında bırakır. Başka kelimeler kullanmak istemiyorum. Yanlış anlaşılır diye kullanmak istemiyorum. Felaket tellallığı yapmış olurum diye kullanmak istemiyorum başka cümleleri, ama gidiş değil. Gidiş tehlikeli canlarım. Peki benim bu gördüğümü MHP görmüyor mu? Devlet Bahçeli görmüyor mu? Neden görmesin? Devlet Bahçeli görüyor. Devlet Bahçeli kendinden emin. Devlet Bahçeli AKP'de, daha doğrusu bilhassa Erdoğan'daki erimenin farkında. Erdoğan eriyor, MHP çürüyor. Bakın bunu bir kez daha söylüyorum. Ama MHP'nin içinde hep şu ümit var. O noktaya gelir ki eğer Gelecek Partisi ve İyi Partisi, Ahmet Davutoğlu ile MHP'nin kavgası, Bahçeli'nin kavgası, Ahmet Davutoğlu'nun oylarının daha yukarıya çıkarmak için, daha yükseğe çıkması için. Evet. Bu kadar iddialıyım. Devlet Bahçeli birine vuruyorsa bilin ki bir tek amacı vardır. Vurduğu kişinin yukarı çıkacağını bilir o. Evet. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet ettiği dönemlerde Erdoğan %50'lere kadar çıktı. %49'a kadar çıktı. Recep Tayyip Erdoğan yanına girdiğinde %30'lara kadar düşürdü Erdoğan'ı. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na çakacak bir süre. Dikkat ederseniz Ali Babacan biraz daha sütre gerisinde kaldı. Ahmet Davutoğlu'nun gerekli ivmeyi yakaladığını gördüğü gün, kamuoyu araştırmalarıyla beraber AKP'deki milletvekillerin önemli bir bölümü Gelecek Partisi'ne doğru meylettiği gün, bu sefer Ali Babacan'a çakmaya başlayacak. Ali Babacan'ın oyları zaten şu anda Gelecek Partisi'nden yüksek, ama onu da daha yükseğe çekmeye çalışacak. İlk aşamada böyle değildi. Bahçeli sürekli strateji değiştiren birisi. Hedef ne? Hedef değişmiyor. Hedef Recep Tayyip Erdoğan. Ve Gelecek Partisi ile Deva Partisi, muhalefet partileriyle birlikte, tabii MHP'lileri de o zaman muhalefet sayın, birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ı Yüce Divan'a gönderebilecek oyu, yani 401 oyu buldukları gün, siz seyreyleyin Türkiye'de olan biteni. Recep Tayyip Erdoğan Yüce Divan'a gittiğinde zaten çok büyük ihtimalle de meclis Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını da düşürecek. Evet, Türkiye'de hiç olmadı. Büyük ihtimalle olacak. Öyle tahmin ediyorum. Öyle öngörüyorum. Bakın, bunlar benim temennilerim değil. Ben sizinle siyasette olması muhtemel olan şeyleri konuşuyorum. Çünkü gidiş oraya gidiyor. Evet, bu gidiş oraya. Devlet Bahçeli bu bilhassa seçim kanununun hazırlandığından habersiz olabilir mi? Böyle bir şey düşünemem. Sıfır ihtimal canlarım. Haliyle Recep Tayyip Erdoğan'sız bir AKP'nin içini tamamen boşalacağını biliyor. Ondan sonra çok büyük ihtimalle, Devlet Bahçeli hala sağlıklı ve sağlam ise, tahminim o ki İyi Parti ile MHP'yi birleştirme çabası yukarıdan gelen bazı talimatlarla olabilecek. Öyle tahmin ediyorum. Öyle görüyorum. O zaman MHP'nin bugünkü kadrolarının hiçbirisi kalmayacak. MHP daha
modernize edilmiş haliyle, yani daha iyi partilileşmiş bir MHP görebiliriz. Göreceğimizi umuyorum. Ve yeni bir merkez oluşturulacak Türkiye'de. Yepyeni bir merkez oluşturulacak. Efendim, bu yeni merkezin genel başkanı Meral Akşener mi olur? Süleyman Soylu mu olur? Şimdilik böyle bir şeyi konuşmak, iddia etmek abesle iştigaldir. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi'nde yargılatma sürecine doğru taşıyor. Çünkü yakın zamanda tahmin ediyorum, zannediyorum HDP yargılanmaya başlayacak. HDP yargılanmaya başladığı zaman da 2015 seçimlerine kadar olan süreç gündeme gelecek. O süreçte HDP'nin ya da HDP'ye atılan suçlar ya da Selahattin Demirtaş'a yönelik suçlamaların arkasında o eylemlerin oluşmasına kimin destek verdiği çok net anlaşılacak. Yani Türkiye'de, Türkiye'yi siyasi bir kaos bekliyor diyeceğim demek istemiyorum. Neden? Ya umutları yeşertmekten başka bir şey düşünmüyorum canlarım. Dedi fena olur mu? Eğer rayında gitmeyecekse, ki gitmeyebilir. Rayında gitmeyebilir. Bakın tekrarlıyorum. Rayında gitmeyebilir. Hayır, Recep Tayyip Erdoğan gider. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla milletvekilleri, MHP'li milletvekilleri ve AKP'den Gelecek Partisi'ne, hatta İyi Parti'ye ve Deva Partisi'ne geçmiş milletvekilleri Yüce Divan'a da gönderirler. Bu olabilir. Olabilecek bir şeydir. Ama işte o süreçte Türkiye'de neler olur? Bunu hiç düşünmek istemiyorum. Siz de düşünmeyin. Boş verin. Şimdilik bu söylediklerimi düşünün. Saçmaladın dede deyin. Hiç üzülmem, hiç kırılmam. Benim de saçmalama hak ve özgürlüğü var zaman zaman. Ama ne yazık ki çoğu zamanda sezgilerim beni yanıltmıyor. Ama bu sefer samimiyetle söyleyeyim, sezgilerimde yanılmak istiyorum. Neden? İstemiyorum. Türkiye'de kaos istemiyorum. Türkiye'de her şey 2023'e kadar gitsin, gününde zamanında seçim yapılsın, Recep Tayyip Erdoğan seçime katılamasın. Bu önümüzdeki 2,5 yıllık süreçte de Recep Tayyip Erdoğan en azından bu Biden'ın başkanlık dönemiyle birlikte kendisini Devlet Bahçeli'den ve Doğu Perinçek'ten kurtarsın. İlk başbakanlığı dönemlerinde olduğu gibi kendi milletvekillerine de talimat vererek, muhalefet partileriyle anlaşarak partili cumhurbaşkanlığını kaldıran kişi olsun. Evet, yani cumhurbaşkanlarının partili olmasına imkan veren, izin veren yasayı, anayasa değişikliğini mecliste hep beraber çıkarsınlar. Kiminle? MHP dışındaki partilerle birlikte. Recep Tayyip Erdoğan beni dinlerse kendisini kurtarır. Diyeceksiniz ki ya dede, hani sen bu adamın Türkiye için zararlı olduğunu söylüyordun. Onlar ayrı şeyler. Onları yine söylüyorum. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ın başına gelebilecek siyasi ya da başka türlü bir olumsuzlukta hep beraber çok acı çekeceğimizi görüyorum. Hani Kassandra vardı, Kassandra. Truva Kralı Priam'ın kızı. Tanrı Ares Kassandra'ya izdivaç teklif ettiğinde güzel Kassandra reddetmişti. Tanrı'yı reddetmişti. Tanrı da onu lanetlemişti. Demişti ki geleceği göreceksin ama kimseyi inandıramayacaksın. Zaman zaman sizi hatırlatırım. Oğlum aşkın samuray bana yıllar önce, daha kendisi Bilkent'te okurken, yani üniversite öğrencisiyken, baba demişti sen erkek Kassandra'sın. Galiba birileri seni lanetlemiş. Hep doğruları söylüyorsun ama ne yazık ki sana kimse inanmıyor. Evet. Hiç kırılmamıştım, hiç üzülmemiştim. Hatta Çiller yıllarımın ön sözünü aşkın yazmıştı. Bundan 14 sene, 15 sene kadar önce. Orada da bu aşkının, bu benle ilgili erkek Kassandra durum tespiti ön sözde yer alır. Canlarım, gerçek, ben kahin değilim elbette, asla. Öyle bir iddiam hiç yok. Ben kahin, ne kehanete inanmam. Ama sezgilere, tecrübelerden kaynaklanan bilhassa sezgilere inanan birisiyim. Bazen sezgilerimi sizlerle paylaşırsam hepinizin içinizi karartırım. Ben içinizi karartmak istemiyorum.
O nedenle de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamından sağlıklı bir şekilde ve demokratik bir yoldan gitmesini istiyorum. Erken seçimde gitmesini dahi tehlikeli görüyorum. Bakın, erken seçimde gitmesini dahi tehlikeli görüyorum. En güzeli 2023 yılı gelsin. Erdoğan iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı için geri çekilsin. Beklesin 5 sene. Allah ömür vermişse ondan sonra tekrar isterse bir daha aday olabiliyor galiba, öyle biliyorum. Yahut da parlamenter sisteme geçilir. Partisinin başında kalırsa partisi tekrar başbakanlık için yarışa girer. Evet canlarım. Hepinizi çok seviyorum güzellerim. Beni ne olur anlayın. Lütfen beni anlayın. Verdiğim mesajları aldığınızı, algıladığınızı biliyorum. Ne demek istediğimi hemen hemen neredeyse hepinizin anladığının da farkındayım. Ama beni çok daha ileri gitmek zorunda lütfen bırakmayın. Yorum yaparken de beni bu konuda tahrik edecek yorumlarda istirham ediyorum ki kaçının canlarım, güzellerim. Bu ülke hepimizin. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın başına gelecek bela ile kurtulacaksa zaten hep birlikte o belaya getiririz. Ama inanın kişilerin başına getirilenler bir ülkeyi kurtarmaya yetmiyor. Asıl olan bir ülkeyi zora sokanların beceriksizlikleri, bilgisizlikleri, deneyimsizlikleriyle bir ülkeye çok zarar veren siyasetçilerin makul ve demokratik yoldan bir daha seçilmemeleri. En güzeli bu, biliyor musunuz? Öyle olduğunda Türkiye hep güzel günler yaşadı. Öyle güzel günlerimiz oldu, gene öyle güzel günlerimiz olacak. Hepinizi çok seviyorum canlarım benim. Hoşça kalın güzellerim.